Barış Soydan'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Burası benim ofisim artık. YouTube olduğu için her evet, yer benim ofisim. Dışarıdayız artık. Değil mi? Rahatladık sonunda. Evet. Pandemi de bir nevi rakamlar düşmese bile... Ama en azından insanlar dışarıda artık. En azından insanlar dışarıda. Evet, hepimiz dışarıdayız. Abi, son moda YouTube'da kanal açma. Sen de o modaya ben uydun. Ben de ona uydum, evet. Niye? Niye? Yani ekonomide... Ne aramadın da, ne bulamadın da burada buldun? Ne bulamadım? Ya ben işte 25 yılı geçti ekonomi alanında içerik üretiyorum. Ekonomi gazeteciliği yapıyorum. İşte çeyrek yüzyılı aştı. Ve benim başladığım mecralar artık ölüyor. Yani hatta ben dergilerde başladım. Dergiciyim ben esasen köken olarak. Yani dergilerde işte 2, 4, 10 sayfa yazılar yazarak başladık. O gazeteciliğin o şeyi, mecrası ve o biçimi Türkiye'de ve dünyada da aslında ölüyor, bitiyor. Yani dergicilik artık tarihe karışıyor. Gazeteler hala daha, günlük gazeteler ayakta ama günlük gazetelerin de bence ömrü sayısı sayılı. Yani çok fazla kalamayacaklar. Hele Türkiye'nin de kendi koşulları dolayısıyla. Belki Amerika'da biraz daha bu New York Times filan ama Türkiye'nin kendi koşulları da var siyasi. Çok uzun süre ayakta kalabileceklerini düşünmüyorum. Ama gazetecilik yani haber verme, yani o gelişmelerden haber aktarma ve onu da fakat gazeteciliğin kurallarıyla yapma. Yani çünkü gazeteciliğin yani neredeyse 200 yıl içinde oluşan kendi kuralları var. O kurallara sadık kalarak yapma şeyi, olayı, olgusu bitmeyecek. Evet. Yani bu bitmeyecek. Çünkü neden bitmeyecek? Çünkü insanlar ben çocukken de doların yükselmeyeceğini merak ediyordu. Ya da petrol fiyatları, ben çocukken 70'lerde petrol fiyatı, bir petrol şoku vardı meşhur. OPEC 79-70'li yıllarda. 70'lerde 73. De 73. Neden baktım, petrol fiyatları uçup gitti sorusu vardı. Bugün de var. Bugün de işte 80-90, 100 dolara şimdi yaklaşıyor petrolün fiyatı. 30'du. Geçen yıl. Evet. Şimdi ben çocukken gazetelerden okurduk, dergilerden okurduk, radyodan dinlerdik. Sonra renkli televizyonlar girdi, özel radyolar girdi 90'lı yıllarda. Şimdi de internet var. Ama bu soru bitmedi. Yani petrol fiyatı neden çıkıyor kardeşim sorusu. Bundan 50 sene önce de aynı soruydu. Petrol fiyatı neden çıkıyor? Bundan o günden 50 sene sonra da bugün de soru aynı soru. Petrol fiyatı neden çıkıyor kardeşim? Şimdi bu soruya yine biz gazeteci olarak yanıt vermemiz lazım. Yani buna şöyle şehir efsaneleriyle yanıt verilebilir. Yani diyebiliriz ki hani bir takım işte böyle hani efsanelere dayandırabiliriz ama hani gazeteciliğin şeyi var. Yani hani bunun sebeplerini analiz edip ne kadar üretim var. OPEC yani petrol üreticileri ne istiyor? Suudi Arabistan, diğer ülkeler ne istiyor? İşte yeni teknolojiler ne durumda vesaire gibi gelişmelere bakıp onları süzüp bir cevap vermek işte. Çünkü pandemiden sonra çok fazla talep arttı. Bu arada Suudi yani OPEC de zaten üretimi biraz kıstı falan filan vesaire vesaire vesaire. Cevap bu. Şimdi bu cevabı nerede vereceğiz? Dergiler bitiyor. Gazeteler bitiyor. Zaten şu anda mevcut gazetelerin çok büyük kısmı iktidara biliyorsun fazlasıyla bağlanmış durumdalar. Orada bize söz hakkı yok. Yarın öbür gün söz hakkı olduğunda ayakta kalabilecek mi gazete mecrası? Orası şüpheli. Ama internet var ve fakat internet de aslında artık sen benden daha iyi biliyorsun. Şeye, videoya yani tabii, video içeriğe yani görsel içeriğe dönüyor. Ben de ya bütün bu birikimimi bu gazetecilikteki mecra değişimine Türkiye'de ekonomi alanında tabii ki yani siyaseti, dış politikayı, sporu vesaire onlar benim alanım değil ama ekonomi benim alanım. Bu ekonomideki bu mecra dönüşümüne öncülük edenlerden birisi olmak istiyorum Umur. Yani öncülük eden demek istemiyorum, fazla iddialı oluyor. Yok abi öncülük, öncü ol çünkü. Eyvallah, onlardan biri olmayı istiyorum. Bu bana heyecan veriyor. Salı günü ekonomide, piyasada son 24 saat içinde mutlaka bilinmesi gereken bunlardı. Yarın saat 20.30'da yine aynı saatte görüşmek üzere. Bir türlü bu dolarla olan aşk ve nefret ilişkimizi, yani nefret ediyoruz. Evet. Yükseldiği zaman, değil mi? Düştüğü zaman da bir nevi nefret ediyoruz anlaşılan. Yani tam şey yapamadık ve de hep böyle bir dolar diye bir dünya yaşıyoruz. Herkes soruyor yani A'dan Z'ye 60'tan 6 yaşında 66 yaşına kadar adam soruyor.
Dolar ne olacak sence? Dolar çünkü bence dolar, sadece bence demek de doğru olmaz. Çünkü bunu daha büyük ustalarımız da söylüyor. Mahfi Eğilmez de mesela söylüyor. Dolar Türkiye'nin ikinci para birimi. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının veya Türkiye Cumhuriyeti'nin para birimi nedir? Resmen baktığımızda Türk lirasıdır, TL. Hı hı. Ama gerçeği söyleyelim. Nedir gerçekten para birimi Türkiye Cumhuriyeti'nin? Türk lirasıdır ve Amerikan dolarıdır. Amerikan doları bizim para birimimiz. Yani bu gerçek bu. Yani herkes, yani fiyatları dolar olarak düşünüyoruz. Kendi gelirimizi dolar olarak hesaplıyoruz. Hayal vesaire ediyoruz. Hayal ediyoruz. Yani dolar. Dolarla hayal ediyoruz. Evet, dolarla hayal. Dolar bu ülkenin para birimi. Ama bizim bürokratlarımız ve siyasetçilerimiz öyle değilmiş gibi yapıyorlar. Ama onların öyle değilmiş gibi yapmaları 85 milyonun hayatını değiştirmiyor. Yani tabii. 85 milyonun hayatında doların Türk lirasına yakın bir yeri var. Bu kadar önemli bir yeri olan para biriminin başına gelenleri de herkes çok haklı olarak merak ediyor. Ve bu konuda tabii ki bizim siyasetçilerimizin söyleyebileceği bir şey yok. Çünkü onların Amerikan dolarını etkileyebilme gücü yok. Zaten etkileyebilme gücü olsa bu kadar Türkiye'de Amerikan dolarıyla ticaret dönmezdi. Çünkü itibarını yitirirdi. Onlar çünkü o kadar karışıyorlar ki ulusal para birimine, yani Türk lirasına, o kadar irrasyonel karışıyorlar ki Türk lirası gereksiz şekilde değer yitiriyor. Ama Amerikan dolarına o şekilde karışma olanakları yok. Bu nedenle Amerikan doları değeri, yani herhangi bir malın, hizmetin, metanın değerini doğruya çok yakın bir şekilde gösteriyor. O sebeple de doların başına gelenler nereye geldiği, nereye gideceği sorusu herkes için, benim için de, yani muhtemelen senin için de, çünkü kamera fiyatı işte dolar olarak fiyat. Şeye gireceğim. Otomobil fiyatı dolar, benzin alıyoruz dolara göre bir endeksli. Abi ev anahtarımı kaybettim. Gittim anahtarcıya, yeniden bir anahtar, yani ev anahtarı kopya. Dedim, kaç para bu dedim. 60 TL dedim. Dedim ne? E abi dedi, bunlar İsrail'den gelme dedi. Tabii evet. Dolarla ithal. Dedim dolarla dedi. Ha dedi, Türk malı alsaydın TL. O da yok dedi. O senin anahtarın özel bir kilit. Evet. Dedi. Abi sen de mi dedim yani? Sen de mi? Dolar. Ya oturup da bana bir şey. Evet abi dedi. Anahtarcı yani, vardı ya böyle küçücük bir dükkan yani adam içerisinde. Diyor ki şimdi bekliyorum diyor yeniden fiyatlar, çünkü bu eski fiyat. Tabii. Diyor ayrıca. Tabii yani ki. Ekonominin o kadar basit bir şeysini 70 yaşında bir adam bana şey yaptı ki, anlattı bana yani dolar öyle dedi. Evet. Yurt dışından böyle alıyorum, bu fiyata alıyorum dedi. Ne yapayım dedi. Bak zamlanacak istiyorsan bir tane daha yaptırayım sana dedi. Ha, bir tane daha yaptır dedim, ne olamaz diye. Çünkü dolar yükselecek dedi. Dolar yükselecek. Yükselecek dedi. Yani fiyatlar da ona göre şey yapacak dedi. Evet. Bu doların yükselmesi, şimdi bu doların yükselmesi. Şunu görüyorum ben. Dışarıdan, ben ekonomist değilim abi. Ben dolardan şeyden fazla anladığım yok abi. Doğrusunu söyleyeyim. Yani anlamak da istemiyorum çünkü tamam ben de... Tabii yani senin ayrı abi, bir dünyan var. Bir de herkesin gerçekten dikkat şeyi, alanı sınırlı. Benim de öyle. Yani her şeye birden hakim olamıyoruz. Olamıyorum. Çok normal. Ama şunu görüyorum. Merkez Bankası toplantı günlerinde faizleri indirince dolar yükseliyor. Cumhurbaşkanımız Merkez Bankası ile ve faizlerle ilgili bir açıklama yaptığı zaman dolar yükseliyor. O kadar. Evet. Bu faizi indirmekle, yani şimdi uzun anlatma bana abi. Faizi indirince dolar niye yükselmiyor? Bana, çünkü anlamıyorum. Bana en basit şekilde lütfen bana anlatır mısın? Çünkü bu işin en basit şeyi, anlaşılabilecek yanı enflasyon. Yani çünkü enflasyon var. Çünkü enflasyon şu anda %19.58 resmi enflasyon yıllık. Merkez Bankası'nın politika faizi kaç? %16 şu tamam. Anda. Yani Merkez Bankası'nın politika faizi enflasyonun 3,5 puan altında. İşte bu yüzden. Hani işin en basit cevabı, ama bunu tabii ki sebebini bilmeyenler ne alaka diyebilir. Onu da anlatayım. Şimdi enflasyon bu kadar yüksekken Merkez Bankası'nın faizi, sonuçta bankaların mevduat faizini de belirliyor. Evet.
Bu kadar yüksekken enflasyon, biz bankaya koyduğumuzda paramızı diyelim ki hani 10 bin liramız var. Bank biriktirdik, bankaya koyduk. Bankada Merkez Bankası'nı kerteniz aldığı için mevduat faizini diyelim ki %17 faiz veriyor. Şimdi bu ne demek? Mevduata %17 faiz alıyoruz bir sene ama bir senelik enflasyon %19,5. Yani bir sene sonra faiz bile kurtarmıyor, %2,5 bizim paramız eriyor. Reel olarak eriyor. Yani hani güneş görmüş bir kardan adam gibi enflasyon karşısında paramız eriyor. Bu durumda bir insan, vatandaş ne yapar? Yani bile bile, göstere göstere parasının eriyeceğini bile bile bankaya, mevduata koyar mı? Koymaz. Ne yapar peki? Dolara döner. İkinci para birimimize. Türk lirasını satar, dolar alır. Veya altın alır veya euro alır. Peki Türk lirasını satıp dolar alırsa Ayşe teyze ya da Ali Rıza amca ya da Barış abi alırsa ne olur? Türk lirasının değeri düşer, doların değeri artar. Bunu herkes, yani Türkiye'deki 1 milyon, 3 milyon kişi yaptığında bir kitle etkisi oluşur ve doların değeri artar, TL'nin değeri düşer. Neden? Çünkü en basit iktisadi gerçek, bir şeye talep artarsa, yani burada dolar, dolara talep artarsa, bir şeye talep artarsa o şeyin fiyatı artar. Bir şeye talep düşerse fiyatı düşer. Yani Türk lirası. Olay aslında bu kadar basit. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirdiği günlerde doların yükselmesinin sebebi bu. Tabii ki bu, yani hemen nasıl oluyor sorusu gelebilir insanların aklına. Yani anında, o anda. Bu anında olmuyor ama piyasalarda da şöyle bir şey vardır. Piyasalar beklentileri satın alır. Yani en temel bu işin ABC'si, piyasalar beklentiyi satın alır. Ve beklentiyi anında satın alır. Yani saniyesinde satın alır. O ağzından çıktığı cümle, ben 200 puan indiriyorum dediği anda, bunun beklentisi şu Ayşe teyze için. Hah. Veya sadece Ayşe teyze için demeyin tabii ki. Bu mesela hani Ahmet abi, hani KOBİ patronu Ahmet abi. Diyelim ki Bursa'da bir tekstilci. Bilgisayar başında oturuyor. O oturuyor. Onun için anlamı şu. Hah, bak 200 puan indirdi. Benim bankaya koyduğum mevduatımın faizi düşecek. Hemen dolara kaçayım. Hemen dolara kaçayım. Tabii. Bu. Oh. Yani peki doların, niye indiriyor o zaman? Şimdi nedir? Rivayetler muhtelif. O efsane nedir? Yani o 3 tane bence olasılık var. Birinci olasılık, genellikle iktisatçıların üzerinde anlaştığı ihtimali söyleyeyim. Yani ağırlıklı görüş. Türkiye ihracat odaklı büyüme modeline geçti. Artık doları umursamıyor yöneticilerimiz. Güzel. Ne demek bu? Yani Türk lirasının değeri düşsün, dolar yükselsin. Ne kadar yükselirse bizim ihracatçılarımız ve turizmcilerimiz o kadar rekabet gücünü arttıracaklar. Niye arttıracaklar? Çünkü bizim ihracatçımızın mesela işçilik maliyeti, yani çalıştırdığı işçilerin ücreti dolar bazında düşecek. Yani asgari ücrete çalıştırıyorsa, asgari ücret işte geçmişte 350 dolarsa şimdi 300'ün altına indi, 300 doların altına indi. Bu ne demek? Bu bizim ihracatçımız daha düşük maaşa işçi çalıştırıyor demek dolar bazında. Kârı daha fazla. Kârı artıyor. Dolayısıyla para fiyat kırma, yani Çinli rakipleri karşısında fiyat kırma artık imkanı arttı. Fiyat kırar ve Çinli rakiplerini ekarte ederek müşteriden şeyi kapar, siparişi çünkü kapar. Geçen günlerde çünkü bayağı bir sosyal medyada bakanımız açıklamalarda bulundu. İhracatımız bak son evet. 10 yılda şöyle oldu. Bunu özellikle tabii ki. O teori o. Aynen, teori bu. O birinci teorimiz. Birinci teori bu. İkinci teori komplo teorisi. Lütfen, en sevdiklerimiz. Deniyor ki bu politikayı belirleyen isimler veya çevresindeki bir takım isimler, yani onlara akıl veren, onları yönlendiren isimler önce dolarda pozisyon alıyor. Heh, o sevdiği, o biliyorum o evet, teoriyi. Önce yani. Dolar, birileri zengin oluyor. Birileri zengin oluyor. Tamam. Yani bu karardan olabilir önce, böyle bir şey. Merkez Bankası bu kararından önce birileri dolara geçiyor veya dolar alıyor. Bunu bilerek pozisyon alıyorlar. Teorik olarak olabilir. Ama ben pratik olarak bunun olabileceğini düşünmüyorum. Benim kişisel görüşüm. Duyulur. Duyulur bir, iki. Hissedilir. İki, bir de yani şimdi bizim, yani devletin başındaki insanların para kazanmak, yani parayı götürmek için o kadar çok başka yolu var ki.
Yani bana da biraz şey geliyor. İhalelerinden bilmem nesine kadar hani bin tane yolu var. Yani o dolarla para kazanma bana şey geldi o çok. O teoriyi ben de bir iki defa duydum. Yani buna ihtiyaçları yok. Parayı götürmek için başka yollar var. Yani bununla uğraşmayacaklarını düşünüyorum. Ama hani bir şey biliyor muyum bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Üçüncü yani, ne abi? Gel abi. Ya üçüncüsü de şu. Biliyorsunuz yani İslam dini faize karşı. Dini bir şey de var. Evet, dini bir şey var ve devlet başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşlandı. Ve biliyorsun yaşlı insanlar, yani insanlar yaşlandıkça belli konularda fikri sabitler oluşur. Yani hani bir konuya böyle eğer şeyse düşünüyorsa hani sen bin dereden su getir. İnan değiştiremezsin onun fikrini. Yani ben dedemden biliyorum. Senin de belki hani yaşlı büyüklerin, yaşlı akrabalarında da karşılaşmışsındır. Yani. Hani yaşlı insanların bazı konularda fikri sabitleri vardır ve onları hayatta değiştiremezsin. Bir olasılık da bu. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda ya çok inandığını düşünüyorum. Belki de o haklıdır. Ama hani gelişmeler çok da haklı olduğunu göstermiyor. Ama onun bir düşüncesi var. Faiz bütün kötülüklerin anasıdır. Zaten söylüyor bunu. Hani bu söylemediği bir şey de değil. Bunu söylüyor. Ve orada da kalıyor. Yani yıllardır bu konudaki pozisyonunu değiştirmedi. Üçüncü olasılık da bence bu. Vay be. Her olasılık birbirinden kötü. Evet. Yani hiç. Yani şöyle kimin için kötü? Biz vatandaşlar değil için. Değil mi? Yani işte dolarla her şeyi dolarla alan hani satın aldığı ürünler, benzini, cep telefonu, bilgisayarı dolara göre endekslenen insanlar için kötü tabii ki. Yani kimin için iyi? Ya bir avuç ihracatçının bir kısmı için o da. Yani o ihracatçıların da bir kısmı, hepsi de değil. Veya bir avuç turizmci yani dolarla, euroyla oda satan. Hı. Onlar için eyvallah. Onların işleri tıkırında ama onlar kaç kişi ya? Ya onlar şu Türkiye'de 85 milyonda 50 bin kişi falan ya. Yani 50 bin kişi için bir ülkenin ekonomi politikası belirlenir mi? Ama onlar hani kim memnun diye sorulursa evet yani bir 50 bin kişinin durumu iyidir mutlaka. Şeyi merak ediyorum abi. Bütün bu şeylerde sosyal medyada bir düşman aranır biliyorsunuz. Bir sebep bu. Tabii. Şimdi sizin bahsettiğiniz o 3 sebepten hiçbir tanesini konuşmuyoruz. Birinci sebebi de söylediniz. O var ya ihracat. Kimse açıklamıyor onu. Yani bilmiyoruz. Değil mi? Yani söylenmiyor. Böyle oturuyoruz yani. Böyle. Evet. Yani her ay oturup da anladın mı? Merkez Bankası toplantısı geldiği zaman böyle bildiğin stres içinde oturuyoruz. Çünkü beni bir ay sonra etkileyecek. Tabii. İki ay sonra etkileyecek. Tabii ki. Yani biraz gecikmeli oluyor. Evet. Herkes yani onu mesela bilen çok az kişi var mesela. Ya anladın mı? Herkes şey zannediyor. Dolar bir anda yükselince ertesi sabah bir anda bir etki olacağını düşünüyor. Yok. Ne kadar sonra hissedilecek bu? 3 ay, 6 ay. O kadar değil mi? Tabii yani onun bir zaman şeyi var. Bir gecikmesi var. Yani hemen olmuyor. Çünkü yani hani üreticilerin stokları var. Stokları eski fiyattan almışlar. O stoklar bittikçe, yeni fiyattan mallar geldikçe ya da yeni fiyattan ithalat yaptıkça onu yansıtıyor. Hani gidiyorsun mesela ne diyorlar bize bazı mağaza sahipleri? Abi bak eski fiyat. Hani hemen al çünkü yeni fiyat gelecek. O yeni fiyat da o. İşte o yeni fiyat ne zaman gelecek? Bazılarında bir hafta, bazılarında 3 ay, bazılarında 5 ay. Çünkü yani hani büyük ürünlerde ya da hani böyle yükte ağır ürünlerde biraz daha zaman alıyor. Şey ürüne göre, malına göre değişiyor. Faiz dediniz. Faiz her şeyin kötüsü, her kötülüğün anası ve babası ve her şeyi dedik değil mi bunu? Evet. Ve de bunun da bir lobisi var. Lobisi var. Kim onlar abi? Ya faiz lobisi... Var mı? Faiz lobisi var mı abi? Yani faiz lobisi, şimdi bankaları faiz lobisi olmakla geçmişte çok itham ettiler, suçladılar. Ama bankalar da aslında onların tahvil ve bono aldıklarını düşünecek olursak yani yüklü tahvilleri var. Onlar aslında faizler düştüğünde para kazanıyorlar. Neden? Çünkü
yüksek faizden şey almışlar, tahvil bonu almışlar. Fiyatları düştükçe, yani ya, faizler düştükçe fiyatları artıyor ve ellerindeki tahvil bono üzerinden daha fazla para kazanıyorlar. Bir kere aslında hani bankaları böyle bir faiz lobisiyle suçlamak bana çok gerçekçi gelmiyor. Faiz lobisi kimdir? Ayşe teyzedir. Yani bence. Nasıl? Yani hani bankada, hani X bankasında 10 bin lirası, 100 bin lirası olan emekli öğretmendir bana soracak olursa. Faiz lobisi. Türk, şöyle hani faiz lobisini burada olumsuz anlamda kullanmıyorum. Yani faizin artmasını isteyen, faiz şu anda bugün. Faizin artmasını bugün isteyen faizin, bankada hesabı olan. Bugün bankada parası olan. Evet, faizin artmasını kim ister bugün? Yani 1 milyon TL'si olan banka hesabında. Evet, yani 30 Ekim günü yapıyoruz bu toplantıyı. Kim ister bugün faizin artmasını? 1 milyon TL'si, yani dolara dönmemiş, dönememiş. Hani o şu veya bu sebeple hala parasını Türk lirasında tutan ama bankanın verdiği faizden de memnun olmayan kesim. Kimdir bunlar? Yani irili ufaklı para sahipleridir. Yani bu hem iş adamları, hem emekli öğretmendir ama hem de senin de dediğin gibi hani bunların arasında 1 milyon lira, 10 milyon lira, 100 milyon lira, yani çok büyük mevduatı olanlar da var elbette. Çok yani iyi. Onlar tabii ki ister faizin yüksek olmasını ki yani şey olmasın, parası işte 3 kuruş parası ya da hani büyük miktarda parası şeyin karşısında erimesin, enflasyon karşısında erimesin. Bence budur. Başka hani faiz lobisi, yani faizden para kazanan, hani faize yönelik bir takım böyle geçici pozisyon alan yatırımcılar, yatırım kuruluşları vardır tabii ki. Ne bileyim yani anlık veya haftalık veya aylık Türkiye'de faiz yükselecek ki oynayan. Ama yani o pozisyonu alan yatırımcı yarın öbür gün faiz düşecek pozisyonu da alır. Yani onlar aslında çok hani hedge fonlar falan. Faiz lobisinin hem alt şeysi var hem yüksek şeysi var. Evet, İki yani, pozisyonu da bekliyor ama. Ya burada ama iktidarın faiz lobisi derken kimi kastediyor diye soracak olursan iki şey kastediyor bizim iktidarımız veya iktidara yakın yazarlar, çizerler. Bir, bankalar kastediliyor. Bir de işte Londra'da bir takım böyle karanlık bir takım insanlar var. O insanlar böyle hani onlar işte faiz lobisi. Yani faizden para kazanıyorlar. Ya iyi güzel ama yani o yani Londra'daki insanlar ya bir kere çağda ya dünya kapitalizmi yani kapitalizm yani bir kere siz hani serbest piyasa kapitalizminden yana olan parti sizsiniz. İktidar partisini kastediyorum. Yıllardan bu yana serbest piyasa serbest piyasa diye başımızın etini yediniz. E yurt dışından da siz borçlandınız. Yani siz iktidara geldiğinizde 2002 yılında evet. Türkiye'nin dış borcu 140 milyar dolardı. Bugün 450 milyar dolar. 300 milyar doları siz borç aldınız. Hani ben almadım ki. Yani onun yolunu siz yaptınız. Peki kimden aldınız? E Londra'daki o faiz lobisi dediğiniz o adamlardan aldınız. Yani oradaki Merrill Lynch'ten, JP Morgan'ın, Goldman Sachs'ın, Morgan Stanley'nin Londra ofislerinden aldınız. Şimdi hele. Yani hani şimdi para aldığınız adamları şimdi hani Londra'daki tefeciler. Ama hala siz gidiyorsunuz ayağına. Yani Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi bu sene mesela borçlandı. Yani dış borçlanmaya evet. çıktı. Yine aynı bankalar yani sizin tefeci dediğiniz adamlarla siz danışmanlık alıyorsunuz. Yani Londra'ya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki o insanlara Morgan Stanley'e. Ben böyle yapacağım. Ben gelecek yıl böyle olacak. Ben borç alacağım. Benim tahvilimi sat. Londra'daki insanlara sat. O da aracılık yapıyor. Yani o Londra'daki tefecilerin bizim mahalle arasındaki emlakçıdan yani aracılık yapan emlakçıdan çok farklı bir şey yok. Çok fazla bir işlevi yok. Kapitalizm böyle işliyor. Ha yani şöyle bir şey olabilir tabii. Hani siz uzun vadeli olarak dış borcu olan bağımlılığımı ben azaltacağım dersiniz. Uzun vadeli bir strateji olarak açıklarsınız ve Londra'daki o bankalarla iş yapmayı bırakırsınız. Başka kaynaklar bulursunuz ama siz onu da yapmadınız ki. Yani hani siz hani bunu açıklamış olsanız bundan iktidara geldiğinizde 20 yıl önce anlayacağım. Ya diyeceğim ki bunlar hani çok Londra'yla iş yapmak istemiyor. Ama onu da yapmadınız o siz. Yok. Dolayısıyla bu Londra'daki tefeciler lafı bana siyaseten söylenmiş bir şeyden fazla bir anlamı varmış gibi gelmiyor. Son soru. Ne olacak bu doların hali? Herkes soruyor. Evet. Yani demin konuştuklarımızdan şunu çıkarabiliriz. Enflasyonsa asıl mesele. Yani enflasyon yükselirken
faizin düşmesi ise o zaman şuna bakmamız lazım. Enflasyon yükselmeye devam edecek mi? Faizler düşmeye devam edecek mi? Bence önümüzdeki dönemde enflasyon da yükselecek. Yani 2022 yılında faizler de düşecek. İktisat kitaplarına göre böyle olursa dolardaki yükseliş de sürecek. Çok çok teşekkürler Barış abi. Ben teşekkür ederim Umur.